Giresun Spor'a dair her şey bu kanalda. Murat Ümit Uzun kanalına abone olmadıysanız lütfen abone olun. Arkadaşlar merhabalar öncelikle. Bu yayını neden geç yaptın diye soran arkadaşlarımız var. Onları bir açıklamada bulunacağım. Arkadaşlar İstanbul'a geldim. İlk gün zaten biliyorsunuz Erman Özgür abimize bir röportaj yaptık. İstanbul'u iyi bilenler hatırlar, iyi bilenler bilecektir. Pendik'ten Beşiktaş'a geçtik. Beşiktaş'ta soğuk yedik. Hep dışarıdaydık o gün. İstanbul'un havası bizi biraz bayağı bir şarttı özellikle. Son bir enerjimiz kalmıştı. Son enerjimizle Giresun Spor Beşiktaş maçına gittik. Maçtan sonra da eve geldiğimizden itibaren şu ana kadar komalık yatıyoruz. Dün de zaten acile gittim. Serumlar, 3 tane serum yedim. Ve hala kendimi kelemedim arkadaşlar. Ateşim 40 dereceye kadar çıktı. Her şey Giresun'un uğruna, sıkıntı yok. Ama dediğimiz gibi zaman zaman sağlık sorunları da yaşıyoruz. Bu süreçte yanımda bulunan Sayın Aytekin Şenlikoğlu'na, Giresun Belediye Başkanı Sayın Aytekin Şenlikoğlu'na, Fiskobilik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Lütfü Bayraktar'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Maddi manevi yanımda oldular. Çünkü dün hastaneye gittim. Farkında bile değilim. Çünkü yani burada pek fazla insanın işte oluyor. Dün ambulans çağırdım. Ambulans gelmedi. Taksi çağırıyoruz. Taksi gelmiyor. Sağ olsun amcaoğlum Cenay Uzun aradım. Geldi. Çok teşekkür ediyorum Cenay abime de. Sağ olsun, var olsun. Bizi hastaneye kadar götürdü. Sonrasındaki farklı bir süreç zaten. İstanbul'u arayan, soran, maçtan sonra kardeşim, Zafer kardeşime çok teşekkür ediyorum. O da basında bizi takip ediyormuş. Sağ olsun yemeğe götürdü bizi. Çok teşekkür ediyorum ona da. Ses sorumlarını da anlayacağınız üzere hastalığımız hala geçmedi. Yarın uçağımız var. Memlekete döneceğiz ama bu halde nasıl döneceğiz onu da bilmiyorum. Bakalım inşallah sağ salim döneriz. Beşiktaş maçına biraz değinelim. 44 yıl sonra Vodafone Park'ta bir rüya göreceksiniz deseler. Bu rüyayı ancak bu kadar güzel görebilirdik. Ben hastayken mesela, yani hala da hastayken arada yatıyorum. Zaten uykularım çok uzun sürmüyor. 15 dakikada bir uyanıyorum. Yani Beşiktaş maçını görüyorum falan. Acaba rüya mıydı diyorum. Gerçek değil miydi falan diyorum mesela. Çünkü çok tuhaf bir akşamdı. Nasıl oldu, nasıl geçti? İnan hiç hatırlamıyorum diyebilirim. Ama 44 yıl sonra İstanbul'u fethedilen o yiğit arkadaşlar, o yiğit kardeşlerimizi çok selam edelim. İyi ki varlar. Biz bu takıma hep güvendik. Sezon başında da söyledik. Şu anki halimizde de söylüyoruz. Bu takım düşmeyecek arkadaşlar. Bunu hala idrak edemiyorsanız lütfen idrak edin ve sahip çıkın. Yani bu sefer sahip çıkan insanlar tarafından antipatik duracaksınız. Yani işte 37. haftada Giresun Spor dedikten sonra zaten ismin ortada, sezon başından beri duruşun ortada. Antipatik duracaksın. Bu sefer Giresun Sporlu olmayacaksın benim gözümde. Bu sefer ben zaten demiştim havasına giren bir kişi olacaksın. Ben dedim havasına değilim. Ben bu takımın bir futbol gözü vardır. Futbolun içinden gelen kişiler bilir. Sağdaki durumu. Ben bu takıma o ışığı gördüm. O enerjiyi gördüm. Bu yüzden sezon başında dedim. İlk maç Galatasaray maçından sonra dedim. Kasımpaşa'da yine aynı burada yapmış olduğum yayınlarda demiştim ki bu takım düşecek diyenlere ağır konuştum. Önümüzde daha 24 haftalık bir süreç var. Henüz her şey bitmedi. Beşiktaş maçı evet bizim için, şöyle de diyelim, Beşiktaş maçı bizim için ekstra bonustu. Çünkü gerçekçi olalım, Beşiktaş maçına Hakan Keleş 3 puan yazmamıştır. Ama futbolcular o gün sahaya çıktılar ve 3 puanı 4 golle aldılar. Ve bu maçtan sonra da Hakan Karahmet Başkan futbolculara 100'er bin, yani 100
futbolcu başı 100 bin prim dağıtacak. Karagümrük maçından öncesinde bu primler dağıtılacak. Bu da rekor prim ücreti diyebiliriz bunun üstünde. Giresunspor artık bu maçı bir kenara bırakıp Karagümrük maçının çalışmaları zaten başladı. Oraya odaklanması lazım. Oraya motive olması lazım. Şimdi ulusal kanallara bakıyorum. Ulusal kanallarda Giresunspor'u tebrik eden kanal sayısı çok az. Ya her Anadolu takımı Beşiktaş'a, Vodafone Park'ta, Dolmabahçe'de 4 atıyor da bizim mi haberimiz yok? Yani arkadaşlar bu kadar medya patronlarınızın veya bu kadar reyting uğruna çok özür diliyorum arkadaşlar. Öksürüğüm için beni mazur görün bu yayını lütfen. Medya patronlarınızın kulüplerle çıkar ilişkisinden dolayı size verilen kağıt talimatına göre mi yayın yapıyorsunuz diye çok ağır bir eleştiride bulunmak istiyorum. Büyük bir ihtimalle öyle yapıyorsunuz ama siz ulusal kanallarda konuşmayın. Biz kendi mecramız olan YouTube'da Giresunlular olarak bizi izleyen Altaylılar, Adana Demirliler, Konya Sporlular, hangi takım taraftarları var ise onlarla biz Anadolu takımlarının hakkını savunacağız. Dediğimiz gibi yeri geldi Adana Demir maçlarını da maç sonu değerlendirmesi yapacağım ama bu ara gerçekten arkadaşlar çok şey yapmak istiyorum. İstanbul'da çok farklı röportajlar daha yapacaktım. Çok farklı yerlere gelecektim ama ya nazarlandık ya da dediğimiz gibi vücut daha dayanmadı diyelim. Öyle söyleyelim bu tempoya. İnşallah sağlığımıza bir an önce kavuşur da o eski neşeli halimize geri döneriz diyorum. Ulusal kanallara da dediğimiz gibi onlar bizleri söylemeseler, onlar Giresunspor'un adını söylemekten çekinseler de bizler çekinmiyoruz. Giresunspor 4, Beşiktaş 0 diyorum. Şimdi Chapman'ın golüyle alakalı bir algı operasyonu başlatmaya çalıştılar. Dediler ki Chapman vay efendim Mert Günok yerde yatmış. Kabul edelim. Atılmalı mıydı? Tüm samimiyetimle söylüyorum. Atılmaması lazımdı. Ama bir futbolcu psikolojisi olarak da düşünüyorum. Beşiktaş deplasmanındasın. Gol atma fırsatın var. Hangimiz o golü kaçırmak isterdik diye de size bir soru sormak istiyorum. Zaten Flavio uyanıklık yaptı. Boş kaleye vurmadı. Çepmes attı topu. Çepmes de garibim. Yeni Zelanda'dan geldi. Buradaki ambiyansı zaten bilmiyor. Attı golü. Ama şimdi Beşiktaşlılar çok fazla eleştiride bulundular bu konuyla alakalı. 1986-87 sezonunda Şenol Güneş sakatlanıyor. Beşiktaşlı futbolcular da aynı golü atıyor. Demek ki sizin de tarihinizde bu tip goller atılmış arkadaşlar. Yani atılmalı mıydı? Dediğimiz gibi tekrardan tasvip etmiyoruz bu golü ama yani bu gol olmasaydı bile farklı bir bahaneler olacaktı arkadaşlar. Ona emin olabiliriz. O yüzden bu çepmesi golüne çok fazla takılmamak lazım. Şimdi şöyle de geçenlerde şöyle bir yorum gördüm. Şimdi yorumda diyor ki arkadaş, Trabzonspor Galatasaray'dan biz futbolcu alıyoruz, biz kreş miyiz? İşte Giresunspor kreş takımı değildir falan diye bana göre saçma sapan bir yorum yapmış. Yani şöyle demek istiyorum, biz her yıl Süper Lig'de mi oynuyoruz? Veya Alanyaspor kreş mi? Demek istiyorum. Çünkü Alanyaspor Emrah Akbaba'yı aldı Galatasaray'dan biliyorsunuz. Ve şu anda Emrah Akbaba geldikten sonra Alanya'nın çıkışını hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Evet, Emre Taşdemir istediğimiz gibi çıkmadı. Kabul edelim. Umut Nayır zaten kiralık Dinamo Zagreb'di yanlış hatırlamıyorsam. Oradan geldi. Bir Beşiktaş kariyeri var daha öncesinden. Şu ana kadar istediğimiz gibi çıkmadı. Flavio ve Diabate Allah nazarlardan saklasın. Devre arasında yine futbolcu alacağız. Abi almalıyız. Ya bırakın kreş miydi, mreş miydi ayaklarını ya. Giresunspor'un başarısını hangi futbolcu sağlıyorsa size şöyle bir soru sormak istiyorum.
Emre Akbaba Giresspor'a kabul etseydi, Giresspor'a gelmiş olsaydı şu anda biz kaçıncı olurduk? Soruyorum size. Yani bu zaten cevaplarınızı yorumlarda yazarsınız diye düşünüyorum. Ben iddia ediyorum. En kötü ilk 10 içerisinde olurduk. Bunu iddia ederek konuşuyorum. Yeni Malatya maçı sonrasında Hulusi abiyle de yaptığımız bir röportajda da maç sonu değerlendirmesinde de demiştim. Valide Fenerbahçe maçını kaçırdı ama Beşiktaş deplasmanını atarak kendini affettirir demiştim. Karabamba affettirdi kendini. Sağ olasın Valide diyoruz. Ve ilk 11'de başlayacak kişinin de dediğimiz gibi Balde'ye geçen hafta çok değindik ve bu hafta da Balde'nin performansını gördük arkadaşlar. Bundan sonra da Balde'nin çıkışı devam edecektir. Şimdi Hakan Kalış maç sonunda Çepmes'e kızdım. Evet kızdı. Atma dedi. Gole giderken falan atma dedi. Ama duymadılar ve attılar. Yani bunu da dedi Hakan Hoca. Şimdi Sergen Yalçın'ın her şeyi değinip basın toplantısına giren biri olarak Giresspor'u tebrik etmemesini anlayamadım, algılayamadım, idrak edemedim açıkçası. Yani 44 yıl sonra Süper Lig'e çıkmış bir takım, bu ligin en küçük maliyetli takımlarından bir tanesi, belki de birinci sıradaki takımı. Ona rağmen İstanbul'a sana 4 gol atıyor. En azından hem içinde ne kadar kaos oluyorsa olsun takımın, ne kadar büyük takım olursan, ne kadar büyük camia olursan ol, Giresspor'a büyük bir çağrı. Rakibini respect diyoruz hep sezon başından beri. Respect. Rakibine saygı kavramını idrak etmelisin. Saygı duymalısın ve saygı çerçevesinde de rakibini seni yenmiş ise takdir etmelisin bence. Bunu Sergen Yalçın yapamadı. Bunu da anlayamadım dediğimiz gibi. Ama bu maç artık geride kaldı. Karagümrük maçına acilen odaklanmamız lazım. İnşallah rehavete kapılmaz futbolcular. Rehavete kapılmazsa çünkü Karagümrük bu ligin en iyi ayağa pas yapan takımı. Pikliye gibi, Bertolacci gibi, Borini gibi isimleri var. Yine Kerem Fıray gibi, Emre Mor gibi hızlı futbolcuları var. Tunay Torun gibi. Yani çok tehlikeli isimler var. Kalede Viviano dediğimiz gibi yani çok kaliteli isimler. Öncelikle bunlara dikkat etmemiz lazım. Son olarak da şuna değinelim. Vodafone Park'ta yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş en farklı mağlubiyetini aldı. Daha önce Sportik'ten 4-1 falan gibi bir skor alınmış ama 4-0'lık skor ilk defa Giresspor tarihe geçti arkadaşlar. Vodafone Park'ta da en farklı mağlubiyeti kim aldın diye sorsalar Giresspor diyecekler. Bunun mutluluğunu ve bunun da sevincini tüm Giresunlar olarak yaşıyoruz. Futbol aslında çok güzel bir oyun. Yeter ki futbolun içindekiler kirli olmasın. Futbolun içindekiler temiz kalsın. Temiz kalan insanlar zaten başarılı olacaktır. Çünkü Allah herkesin kalbine göre verir ve verecektir de inanıyoruz. Çünkü buna iman etmişiz. Bundan dolayı da herhangi bir şüphemiz yok. O yüzden diyoruz ki son söz olarak işler yapmak isteyen insanlara sahip çıkın, görün, onları umursayın, destek çıkın ya da yanında bulunun. Yanında bulunamıyorsanız da lütfen köstek olmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dediğimiz gibi arkadaşlar hasta olduk. Hakkınızı helal edin. Sizi bu ses tonuyla karşılamak istemezdim ama her gece işte bu yayını yapmak için hep hayal kurdum derler ya. Çünkü ilk defa bu kadar uzak kaldım sizlerden. Uzak kalmanın da hüznünü yaşadım. Çünkü 15 dakikada bir uyanıyorum. Gecede uykumu tam alamıyorum. Bundan kaynaklı olarak da sizi özledim diyebilirim. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Abone olmadıysanız da lütfen abone olun. Giresspor taraftarlarını da tüm dünya görsün istiyorum. Tüm kişiler görsün istiyoruz. Bizlerden İstanbul'dan şu anda aktaracaklarımız bu kadar. Bir sonraki programda inşallah daha sağlıklı bir şekilde görüşmek üzere.
Her şeyin başı sağlık diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah herkesin kalbine göre versin diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Evet Aydın abi. 5'ler 0, Grasspor 4. Rüya gibi bir akşam. Neler söylersin? Maç öncesi 1 puana razıyken bugün 4-0'lık bir skordan bahsedeceğiz. Gel şimdi şöyle söyleyelim. Senin de söylediğin gibi maça başlarken buradan 1 puan alıp gitseniz olur mu diye sorsalardı. Evet, tamam, alıp gidilebilir denilebilecek bir karşılaşma. Ancak maçın sonuna baktığımızda gerçekten de mükemmel bir sonuç var Giresunspor adına. Şunu söyleyebiliriz. Tabii ki biz en başta yayında da şu cümleyi söylemiştik. Süreyi ne kadar uzatabilirsek, süre içerisinde gol yemeden gol atma şansımız olursa Beşiktaş'ın hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki temel sıkıntısını kendi lehimize olumlu şekle çevirebiliriz düşüncemiz hakimdi. Yani Giresunspor bunu başardı. Onu özellikle söyleyebiliriz. Tabii ki bireysel hataları çok fazla yaptı Beşiktaş ve bunlardan önemli olan yararlanabilmek ve Giresunspor'un da bundan çok iyi yararlandığını vurgulayabilirim. Gerçekten şöyle söyleyeyim, hayal gibi bir skor. Yani bu 4-0 kimsenin inanabileceği türde bir skor değil. Tabii ki futbolun içerisinde var. Beşiktaş'ın genel olumsuzluğunu iyi değerlendirdik. Evet. Onu özellikle söyleyebilirim. Özellikle savunma oyuncularının, hani bireysel oyuncuları çok öne çıkarmak istemiyorum ama savunma oyuncularının istekli oyunu, Diarra'nın, Perez'in, iyi kapatması, orta alandaki iyi kapatması. Hani şöyle söyleyeceğim de abartıyorsun diyecekler. Daha doğru final pasları yapabilsek bu maçta 6-7 olabilir değil mi? Kaç tane gol daha bulabilirdi Giresunspor, ama netice itibariyle önemli olan önce 3 puan. Sonra da moral diyebileceğimiz Beşiktaş deplasmanından farklı galip gelmek, haftaya oynanacak maçlar için de bir moral, onu da söyleyebiliriz. Şu an Beşiktaş taraftarları da bir protesto yapıyor. Haldun abi, gayet de normal karşılanabilecek normal, bir pozisyon. Normal, tabii normal. Yalnız oyun içerisinde Beşiktaş taraftarı da özellikle 3. golden sonra alkışladılar. Evet. Alkışladılar. Maç sonunda da yine olumlu alkışlarını, olumlu tezahüratlarını gördük. Tabii şimdi yaralı bir takım Beşiktaş. Böyle bir yaralı takım ayağa kalkmak için seçtiği maçlardan biriydi Giresunspor maçı. Evet. Burada da bu seçtiği maçı da kazanamayınca olayın gerçekten de boyutu büyüdü Beşiktaş adına. Beşiktaş'ta ciddi fırtınalar olacak. Giresunspor adına baktığımızda kötü başladığımız 6 maçlık bir kötü periyodun ardından, ki o seri gerçekten de ağır bir seriydi. Evet. İçinde Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un, Galatasaray'ın olduğu bir seri. Oradan çıktıktan sonra istikrarlı bir şekilde yükselen bir Giresunspor takımı var. Ve bunun sonucu da artık o tehlike bölgesini terk ettik. Artık biraz daha sakin, serin, güzel sularda duruyoruz. Öyle söyleyebiliriz. Halim abi, Giresunspor taraftarları bugün statta yerlerini alamadılar ama biz basın camiası olarak onların yerini de statta yerimizi aldık. Evet, yani şöyle bir sıradan itibaren Osman Kale, sen, ben, ondan sonra İHA'dan değerli kardeşimiz Mehmet, yani hep beraber böyle bir şey oluşturduk. Bir totem oluşturduk burada, bir sinerji oluşturduk. Tabii bizim sinerji oluşturmamızla maçlar kazanılmıyor. Keşke öyle bir şey olsa, hep beraber her bütün maçlara gitsek, öyle bir şey söz konusu değil. Ama bugün akıllı oynayan bir Giresunspor vardı. Rakibinin sıkıntılarını, evet, iyi değerlendiren bir Giresunspor futbolun vardı. Doğrularını yaptık. Tabii ki iyi kapandık. Zaman zaman hücuma çıkarken etkili çıktık. Hatta dediğim gibi oyunun ikinci yarısında, ikinci golden sonra daha da farklı şeyler olabilirdi. Peki Haldun abi, haftaya da Karagümrük'le oynayacağız. Giresunspor bu moralle Karagümrük karşılaşmasında 3 puana yakın taraf olabilir mi? Şimdi tabii bu maç öncesi neler söylemiştik? Yani bu maç öncesi böyle bir skor bekliyor muyduk? Herhalde Türkiye'de bu maç öncesi böyle bir skor bekleyen hiç kimse yoktur. Kimse hani yoktur, galibiyet, evet, beraberlik yine ihtimaller içerisinde ama olur. Ama böyle bir skor beklemiyorduk. Şimdi Karagümrük bu ligin en fazla pas oyununu yapan
ve çabuk hücuma çıkan takımlarından bir tanesi. Hem pas oyununu yapıyorlar. Şimdi Karagümrük maçı başka bir senaryo. Onun için o maça farklı yaklaşmak lazım. Hafta içerisinde evet. Bir de Ziraat Türkiye Kupası maçımız evet. Da var bildiğim kadarıyla. Evet. Bütün onlara bakarak yürümemiz lazım. O maç da etkili olacaktır. Bütün bunlara baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkacak göreceğiz. Ama Karagümrük maçıyla bu Beşiktaş maçını kıyaslamayalım. Sebebi de şu. Bir penaltı. Evet net penaltı. Sonrasında Beşiktaş'ın 10 kişi kalması. Necip'in kırmızı kartı. Arkasından gerçekten de önemli bir avantaj oldu Giresunspor adına. Onu söyleyebiliriz. Şunu diyebilir miyiz peki Aydın abi? Evet Beşiktaş karşılaşmasında mucizevi bir skor aldık diyebilirim. Gerçekten bunu tüm kalbi duygularını söylemek istiyorum ama futbolcularımızın hemen rehavete de kapılmaması evet, lazım yani değil mi? Evet yani onu söylüyorum. Her maçın başka bir senaryosu var. Türkiye'nin pas oyununu en iyi oynayan takımına karşı oynayacaksınız. Ve bu pas oyununda ön alanda top kazanıp cezalandırabilen takımlar Karagümrük'ü başarılı oluyorlar. Ama onun dışında hem kadro yapısı olarak hem oyun olarak güçlü bir takım. O başka bir senaryo. Ona herhalde ayrı çalışacaktır Hakan Kereş ve öğrencileri. Şu an dünyadaki en mutlu kişiler Giresunlar diyebiliriz Aydın abi. Yani tabii bu yani dediğimiz gibi çok fazla beklenen bir skor olmaması nedeniyle galibiyet olabilir. 1-0 kazanırız vesaire falan ama 4-0'lık skor gerçekten de çok etkileyici. Ama bugünkü oyunu kazanmamızda şu da etken olmuş olabilir mi Aydın abi? Koşan bir takımdık. O zaten baştan söyledik onu. Onunla ilgili bu ligin en çok koşan, en çok mücadele evet. eden, fizik direncini sahaya en çok yansıtan takımlarının başında yer alıyoruz. Hani birincisiyiz demeyeyim. Evet. Ve zaten ayakta kalmamızın temel durumu da o. Yoksa işte santrofor bölgesinde forvet arkasında etkili oyuncular daha etkili oyuncular olsa belki de daha kolaylaşacak iş. Halim abi yorumların için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizi izleyen herkese şu anda çok mutlu olduğunu biliyorum. Selamlar. Bütün Giresun'a da hayırlı olsun. Güzel bir galibiyet. Armağan olsun. Almanya'dan selam edenler var. Hepsine selam olsun. Umarım bu mutluluğumuz sezon sonunda da devam eder diyorum. Halil abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bizi izleyenlere de selam olsun diyorum. Görüşmek üzere. Sağ ol. Teşekkürler.